Metin Bey nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkürler. Nişantaşı sokaklarındayız. Biz de Nişantaşılıyız bundan sonra. Çok değerli dostum, çok değerli kardeşim. Muhammed Gömük çok başarılı, çok büyük bir yazar aynı zamanda. Adamın 10 tane kitabı var, daha ne yapsın yani. Bu yaşa, şu gençliğe bakmayın o kadar da böyle yani. Yaşını da söylemeyeyim ama bu yaşta bu kadar böyle üretken, 10 tane kitap yazmak her baba yiğidin harcı değil. Adam yazmış. Geçen de bahsetmiştik. Çok güzel bir sinema filmi yapıyoruz. Sinemayla alakalı bir araya geldik şimdi de. Hem senaryo konuşacağız, hem bilgi birikim paylaşımlarımızı yapacağız. Güzel bir sohbet olacak. Daha sonra basın açıklaması yapacağız. 10 tane kitap hangi konuda? 10 tane kitap var. Terör üzerine. Metafizik üzerine. Şimdi beraber film için herhalde. Evet, sinema için bir araya geldik. Yani nedir yani, ne olarak yani yapım? Destek. Bunu çıkınca açıklayalım. Daha gündem maddelerimiz çok büyük çünkü çok özel bir buluşma bu. Çıkınca bakalım nereye vardık, açıklayabiliriz. Nasıl, Nişantaşı'nı nasıl buluyorsunuz efendim yani? Biz burada de Nişantaşı çocuğuyuz, burada büyüdük. Oyuncular genelde... Ya sıkılıyoruz kalabalıktan, hakikaten çok kalabalık. Aşırı bir yoğunluk var böyle. Filmin tarihi de, başlangıç tarihi de. İnşallah bu yoğunluk böyle filme gelir. Filmin başlangıç tarihi 5 Haziran, doğum günüm. 29 Aralık vizyon, evlilik yıldönümü, yani tamamen tesadüf, tamamen şans, böyle denk geldi. Çekimler başlıyor. Bu da ilahi bir adalet, bu da Allah'ın bize bir lütfu. Çekimler 5 Haziran, 3 hafta sürecek. 29 Aralık'ta nasipse vizyona gireceğiz. Çok değişik bir hikayesi var efendim, biz bildiğimiz kadarıyla. Gerçekten çok özel bir hikayesi var filmin, çok sıra dışı, evrensel bir hikayesi var. Layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ki çok ses getirelim. Hem Türkiye'de hem dünyada ses getirmeyi düşünüyoruz. O yüzden de dünyanın ötesine varmaya çalışıyoruz. Metaverse'lerin ötesine geçmeye çalışıyoruz. Bir yanda güvercinler, posta güvercinleri, bir yanda metaverse'ler, yazılımlar, dijital dünya. Böyle enteresan bir hikaye geliyor bakalım. Peki efendim, kuşlarla, güvercinlerle alakalı sizin de bir açıklamanız var. Türkiye'de kaç milyon Türkiye'de 30 milyon insan kuş besliyor, yaklaşık 5 milyon insan güvercin besliyor bir fiil. Bu tabii ki kentsel dönüşümlerden önce çok daha fazlaydı. Kentsel dönüşümün hem insanlarda hem de hayvanların üzerinde bırakmış olduğu olumsuz etkileri de anlatıyoruz bu filmde. Ama 5 milyon güvercin hastası insan bu filmi bekliyor. Çok güzel bir film olacak. Yani orada hikayesi. Siz mesela, sizin geçmişinizde, çocukluğunuzda var mı güvercin, kuş sevgisi ya da kuşunuz var mıydı? Hayır, ben hiç kuş beslemedim. Hiç kuşum olmadı. Ama 30 milyon insanın kuşu var. Biz de onlar için bu filmi. Peki hani bu filmde kaç tane güvercin gel, kuşu? Güvercin kuşu kaç tane olacak? Yani o kuşlar ayarlandı mı? Kuşçular mı yardım edecek hem size? Hem Türkiye Posta Güvercini Federasyonu ile hem İstanbul Posta Güvercinleri Federasyonu ile anlaştık. Binlerce güvercinle çalışacağız. Peki güvercin besleyen insanları da herhalde sete gelecekler, filmi izlemeye gelecekler. Tabii. Güvercin camiasında çok tanınmış, çok özel insanlar var. Onlar da setimize hem ziyarete gelecekler hem sürpriz burada söylemeyeyim. Oynayanlar var işlerinde bir de. Peki siz kuşlarla böyle oynayacak mısınız? Siz bir eğitim aldınız mı ya da bir onlardan bilenler? Ben 2 senedir kümeslerde geziyorum. Kuş beslemedim ama tam bir kuş uzmanı oldum sayılır. Nasıl uçarlar, nasıl eğitilirler? Ne yerler, ne içerler, yönlerini nasıl bulurlar, yani manyetik alanı nasıl çıkartırlar, inanılmaz bilgi sahibi oldum. Şu an bir kümesim olsa rahatlıkla kuş beslerim yani. Film sürecinde de danışmanlarımız olacak. Tabii ki bu kuş bilgimiz daha da artacak filmle beraber. Çekimler nerede olacak efendim? Fikirtepe. Fikirtepe, İstanbul. Neden orada? Fikirtepe, bir de İstanbul Fatih olacak çekimler. Fikirtepe biliyorsunuz, kentsel dönüşümden arta kalmış hala adalar var orada. Güvercin besleyen kardeşlerimiz var. Biz de tam olarak onların hikayesini yaptığımız için mekanımız Fikirtepe olacak. Film hakkında pek içeriğine girmek istemiyoruz ama bir ödül falan böyle, yani bir dram filmidir. Siz komedyen olarak biliyoruz, tanıyoruz ama oyuncular... Senin benden beklemediği seviyede ağır bir dram, ağır bir trajedi yazdım. Fena bir gerilim hatta. Kimse bunu benden beklemiyordu, evet. Ama hayatın ta kendisi dramatik. Her şey bu dramdan çıkıyor zaten. Filmde komedi unsurları da var. Hani gülüyoruz da ama hem gülüyoruz hem ağlıyoruz. Hayatın ta kendisi aslında. Yani sadece komedi filmi. Hayat her zaman güldüğün veya her zaman hüzünlendiğin bir alan değil.
hepsini harmanladık. Hem gülüyoruz da ağlıyoruz da ama daha çok herhalde gerileceğiz ve ağlayacağız gibi. Bu sizin idealiniz miydi? Oyunculuktaki idealiniz miydi bu filmi yapmak? Yani böyle şey yoksa... Anlamadım bu soruyu. Oyunculuktaki idealiniz miydi? Yani kendi filmini yapmak, kendi tabii, şey yapmak. Tabii, bir bundan bir ödül bekliyor musunuz? Çok çok istediğim, çocukluktan beri hayalimi kurduğum bir seviyedeyim şu anda. Tabii ki çok istiyordum sinema filmi yapmayı ama güzel bir sinema filmi yapmayı istiyordum. Yani öyle yaptım oldu, sıradan bir film istemiyordum. Tam da istediğim gibi oldu. Çok evrensel, çok güzel bir hikaye oldu. Bütün ekibe, bütün rol arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza, şimdiden anlaştığımız herkese başarılar diliyorum. Başkana da çok beklettik bu arada. Toplantımıza girelim. Daha sonra nefis şeyler açıklayacağız. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Teşekkürler. Ne dedim bakalım.